Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abi bulup getireceğiz dedi. Devlet bulup getirir, orada bir sıkıntımız yok. Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip abi? Madem ben uluslararası komplonun parçası ajansam, o zaman bundan sonraki videoyu da Tayyip abi kardeş olarak oturup ben sizin karşınızda anlatacağım. Ne zaman tanıştık? Ne zaman görüştük? Bir dahaki videoda konuşacağız Tayyip abi. Beraber baş başa. Abi kardeş, normal bilinmeyen delillerle de anlatımlarını doğrulayacağım. Helalleşeceğiz. Evet, Can Dündar'ın bu videosunda aslında bir hesaplaşma kaseti olduğu, bunun da 10. kaset olduğu herkesin bildiği şekliyle ve bu kaset bir pazarlık sonucunda yayınlanmadı ancak bir şekilde Türkiye'de. Son bilgi buydu. Fakat geçtiğimiz günlerde bazı mecralarda Sedat Peker'in tekrar Türkiye'de sahaya indiği konuşulur oldu. İşte 10 tane infazdan bahsediliyor. Cevheri Güven de bundan bahsetti. Ben de onun oldukça yakın çevresinde olan, yani bu alemde bilinen ve aslında buradaki dengeleri başından beri takip eden bir arkadaşımla bu sabah oturup konuştum. Bir takım notlar aldım. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Haber doğru. Yani Sedat Peker bir anlaşmaya vardı demeyeceğim. Çünkü orada çok hassas bir denge var. Fakat Süleyman Soylu'nun görevden alınmasından sonra bir konsensus sağlandığı yolunda. O da şöyle, tekrar sokakta ve son derece etkili şu an Türkiye sahasında. Tek söyleyebileceğim bu. Yani öndeki cümle bu ama altını dolduracağım. Şimdi biraz evveliyata bakalım. Evvelinde ne vardı? Evvelinde aslında Türkiye'de başından beri, yani uzun zamandan beri Türkiye'de sağ siyaset, aslında ülke ocaklarından yetişen MHP tabanlı insanları 12 Eylül sonrasında özellikle kullanmaya başladı. Yani eskiden benim bildiğim bizim zamanımızda işte Dündar Kılıçlar, Kürt İdrisler vesaire vesaire bir babalar serisi vardı. Bunlar da Osmanlı'daki Külhan Beylerine, Kabadayılara dayanır. Külhan Bey ile Kabadayı arasındaki ayrımı da yeri gelmişken yapayım, çok karıştırılır. Külhan Bey'i aslında her mahallede bulunan hamamlarda külhan denen, ocakta yatıp kalkan ve pislik olarak bilinen, yani her türlü pis işe bulaşan, geceleri hamamda yatan insan. Kabadayı mahallenin namusunu koruyan, racon kesen, düşkün varsa düşküne yardım eden olarak bilinen. Türkiye'de kabadayılar alemi hakkında çok sayıda kitap yazılmıştır. Fakat sonrasında, özellikle bu 12 Eylül sonrasında cezaevinden çıkan işte Alaaddin Çakıcı gibi, Haluk Kırcı gibi insanlar bir şekilde devlet tarafından kullanılmaya başladı. İlk olarak nerede kullanıldı? İlk olarak Ermeni terörüne karşı, yani Ermenilerin bizim diplomatları öldürmesi üzerine bizim sağ siyaset veya devlet aygıtı diyelim, bu cezaevinden çıkan insanları kullandı ve bir takım suikastler yapıldı. Bu ne zaman patladı? Yani devlet ve mafya ilişkisi Susurluk'ta patladı. Fakat sonra aslında geçtiğimiz yıllarda, 90'lı yıllardan sonra içinde Mehmet Ağar'ın da olduğu, işte Haluk Kırcı'nın da olduğu birçok isim, için burada uzun uzun onlara girmeyeceğim, birçok isim aslında bir şekilde bu illegal dünyayla içli dışlı olarak bir zenginleşme aracı olarak bunu görmeye başladılar ve sokaklar parsellendi. O kuşak, eski kuşak ne diyelim, kayboldu gitti. Dündar Kılıç'ın kızıyla evli olan Alaaddin Çakıcı aslında uzun zamandır cezaevindeydi hatırlarsanız. Fakat Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde öylesine seçimlerle ilgili öylesine eşikler yaşandı ki o eşiklerde Sedat Peker Süleyman Soylu tarafından kullanıldı. Kendisi de bunu zaten videolarda açık açık anlattı. Gazete basmadan tutun da düzenlediği mitinglerde işte aydınlara yönelik bunları elektrik tellerinde, direklerinde sallandıracağız. Kanlarınınla banyo yapacağız. Bu görüntüleri hatırlıyorsunuz. Şimdi fakat ne olduysa sistem bir şekilde Sedat Peker'i resim dışına çıkardı.
Ve orada bir denge kuruldu. Alaaddin Çakıcı'nın serbest bırakılmasıyla beraber işte arkasından Kürşat Yılmaz serbest bırakıldı. Sedat Şahin serbest bırakıldı. Sedat Peker bunları tafsilatlı bir şekilde anlattı. Fakat hatırlarsanız bu süreçten sonra en son gittiği yer Dubai'ydi. Ve Dubai'de ve farklı ülkelerde de aslında ama en son olarak Dubai'de videolar çekti. 9 tane video çekti. Bu videoların sonuncusunda yani madem öyle hesaplaşacağız videosuyla mesajını verdi. Şimdi benim edindiğim bilgi şu. Süleyman Soylu'nun resimden çıkmasıyla, çıkartılmasıyla ki olay nerede patladı? Aslında Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş cinayetleri sonrası olay patladı. Bahçeli hatırlarsanız bize operasyon çekiliyor, devlete operasyon çekiliyor ifadesini kullanmıştı. Ve aslında Erdoğan giderek kötüleşen bu ekonomik tabloda bir anlamıyla Bahçeli yüküyle de ara ara çatışıyor. Ve en son Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesiyle beraber iş iyice başka bir boyuta evrildi. Şimdi adli tatil bitiyor ve adli tatil bittiğinde önümüze iki tane dosya gelecek biliyorsunuz. Bir tanesi Sinan Ateş dosyası, bir tanesi Ayhan Bora Kaplan dosyası. Şimdi benim aldığım bilgi şu, anladığım kadarıyla bu kaset, yani 10 numaralı kaset Sedat Peker tarafından can güvenliği açısından kayda alınıyor. İçinde 15 Temmuz'la ilgili ancak muhataplarının bilebileceği gizlilikte semboller içeren bir takım kelimeleri o videoda aralara serpiştiriyor. Örnek veriyorum, tamamen örnek. TRT diyor mesela. O gece diyor, işte bir isim söylüyor. Cümlenin tamamına baktığınızda siz bir şey anlamıyorsunuz. Ben bir şey anlamıyorum. Ama muhatapları Sedat Peker'in elinde o geceyle ilgili bir takım bilgiler oldu. Bunları açıklaması durumunda devlet sırrı niteliğinde bazı şeylerin ifşa olacağı, yani aslında birilerinin kalbini ateş edecek kadar bilgiye haiz oldu ve bunları kullanma iradesi gösterebileceğini söylüyor. Bu çok önemli. Bunun üzerine anladığım kadarıyla bu video WeTransfer'le mi gitti yoksa bir kurye var etrafında duran. Bu çocuk son zamanlarda Türkiye'ye geldi, MIT bunu aldı, daha sonra serbest bırakıldı. Bazı paylaşımlar yapıyor görüyorum ve sürekli Sedat Peker lehine paylaşımlar yapıyor. Reis'in doğum gününü kutluyor, saygılar sunuyor. Bir sevdadır yaşamak mıydı? O cümleleri kullanıyor. Bir yandan Sedat Peker'e bakıyoruz. Ailesiyle beraber gayet güzel gece akşam yemekler yeniyor, doğum günleri kutlanıyor, şaşalı bir takım görüntüler medyaya servis ediliyor. Yani dijital tecriti, dijital tecrit engelini veya yasağını ihlal edecek bir takım görüntüler yerine gayet bir aile ortamında görüntüler paylaşılıyor. Fakat benim anladığım kadarıyla burada bir Erdoğan tarafından doğrudan bu isim zikredildi. Yani önünün açıldığı ve bu önümüzdeki süreçte yani Türkiye ekonomik olarak giderek darboğaza giriyor. İşte çiftçiler sokaklara düşüyor. Bir yandan Türkiye'de birileri çok ciddi bir 5. kol faaliyeti yapıyor. Bu faaliyeti yapanın da devlet FETÖ olduğunu düşünüyor. Yani bu son zamanlarda farkında mısınız? Bu teğmenler üzerinden yürüyen çatışmalar, söylemler, sosyal medyada bir takım kampanyalar Erdoğan'ın yakın çevresinde olup da aslında bu kampanyalarda yanan ateşe odun taşıyan, böyle arabalarla odun taşıyan bir takım yapılanmaların aslında içeride FETÖ tarafından yönlendirildiği. Bazı tutuklamalar, bazı infazlar, bazı dayak görüntüleri, bazı sosyal medya görüntülerinin dolaşıma sokulmasındaki sürat ve kullanılan cümlelerin paternleri, yani bakıyorsun bir hashtag var. Hashtag 100 bine çıkmış. Dolayısıyla benim aldığım istihbarat bu haber doğru ve önümüzdeki süreçte Ayhan Bora Kaplan davası ve Sinan Ateş davası ile ilgili bir takım gelişmeler olacak. Bugün Murat Ağırel'e bir milletvekilinin infazcı gönderiyor olması ve bir videonun paylaşılıyor olması. Ayhan Bora Kaplan davasında bu tutuklu polislerin tamamının serbest bırakılması. Bütün bunları arka arkaya koyduğunuzda önümüzdeki süreçte adli yılın da başlamasıyla ben bir takım gelişmelerin olacağını öngörüyorum. Dolayısıyla Sedat Peker dijital tecritte olsa bile
zımni, doğru kelime bence bu, zımni bir mutabakat sağlanmış vaziyette ve kendisi eskiden Süleyman Soylu zamanında algı neydi? Özellikle o cenahta, yani sokaktaki algı neydi? Abi Sedat Peker bitti, Sedat Peker tecritti artık, buraya karışamaz, bitti. Hiç öyle bir şey yok benim gördüğüm. Tam tersi, sahada tekrar bütün gücüyle ve oradan yönetiyor şu anda. Ve müttefikleri de belli. Ama hani Sarallar'la, Alaaddin Çakıcı'yla, Kürşat Yılmaz'la, bir isim daha söyleyeyim, Sedat Şahin'le arası iyi değil, mesafesi var. Dolayısıyla burada bir dizayn yapılıyor tekrar. Ve bu sokak dizaynı aslında Türkiye gibi ülkelerde maalesef her zaman siyaset dizaynıyla iç içe geçer. Yani Türkiye'de devlet nizamı dediğin şey kalmadığı için, dolayısıyla özellikle 90'lı yıllardan sonra mafya, devlet, siyaset ilişkisinde her şey iç içe geçtiği için bu aktörler sahada ve olmaya devam edecekler. Bir tek görüntü hatırlatayım size. Saralların aile fertlerinden birinin mahkemede, mahkeme salonunda hakimlere yaptığı konuşma. Bu cüreti bulabiliyor bu adamlar. Bu lafımı da unutmayın. Serdar Bey, bu arada bugün önemli bir gelişme yaşandı. Enflasyon rakamları açıklandı. İsterseniz kısaca bu rakamları paylaşalım, ardından bunun üzerine konuşalım. Evet, rakamları alalım. Yani ENAG'ın açıkladığı ve TÜİK'in açıkladığı rakamlar nedir? Bugün açıklanan enflasyon rakamlarına göre TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı enflasyonunu %247 olarak belirledi. Bu rakam, mevsimsel olarak enflasyonun genellikle düşük seyrettiği bir dönemde, son 20 yılın en yüksek Ağustos ayı enflasyonu olarak dikkat çekiyor. ENAG M Araştırma Grubu ise aynı dönemde enflasyonu çok daha yüksek bir oranda, yaklaşık %8,59 olarak açıkladı. ENAG'ın rakamları TÜİK verilerinden belirgin şekilde farklılık gösteriyor ve enflasyonun tüketici üzerindeki etkisini daha yüksek bir seviyede değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Bu farklılıklar, Türkiye'de enflasyonun ölçülmesine yönelik yaklaşımlar arasındaki farkları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik tartışmaları yansıtıyor. Serdar Bey, bir diğer önemli gelişme olarak Özgür Özel'in bir televizyon programında yaptığı açıklamayı hatırlatmak isterim. Özgür Özel, 2026 ilkbaharına kadar teklif edilecek erken seçimleri kabul edebileceklerini, ancak bu tarihten sonraki erken seçim tekliflerini kabul etmeyeceklerini belirtti. Bu açıklama, erken seçim olasılıkları ve siyasi stratejiler hakkında önemli ipuçları veriyor. Vallahi ben anlamakta zorlanıyorum. Enflasyon rakamları ortada. Yani Ağustos ki enflasyon rakamlarının en düşük çıktığı aydır. Böylesine hem yani TÜİK'e göre hem ENAG'a göre bu kadar yüksek, ki ENAG'ı referans almamız gerekiyor. Türkiye'de sanayideki daralmayı, ekonomik olarak tablonun ne kadar vahim hale geldiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bir ana muhalefet partisinin sokakta konuşulan ve birilerinin gazına gelen konularla, işte siyasi bir takım bölücü ifadelerle pozisyon almak yerine dönüp seçimlerle ilgili derhal seçim, derhal seçim diye bastırması gerekmez mi? Yani tüzük kurultayında da birçok kavga ortaya çıkacak, görüyorum. Yani yaptıkları şey, yapmaya çalıştıkları şey tipik Türk sol siyasetini yapıyorlar. Yani bize yeni bir heyecan. Evet abi, başka bir dili var, başka bir şey kuruyorlar. Yani bizi bu karanlıktan çıkartacak bir aydınlık ekip var ve bu ekip çok iyi çalışıyor. Ve bir an önce seçim istiyoruz. Böyle bir heyecan yok ki. Yok Dilruba'yı yanına aldın, yok almadın. Yok Kemal Kılıçdaroğlu'yla buluştun, buluşmadın. Yok onu yaptım, yok bunu yaptın. Yani doğru düzgün bir söylem yok. Diyor ki biz diyor 2026 ilkbaharına kadar teklif edilecek bir seçime varız. Bir an önce erken seçim iste. Mecliste gücüm var şu anda. Ahmet Şık geçen söyledi. Türkiye bu karanlığın içindeyken gitmeyin abi meclise. Zorlayın erken seçime. Bu gücünüz var. Muazzam bir kamuoyu desteği var aslında şu anda. Büyük rahatsızlık var. AKP tabanında da, diğer partilerde de. Hiç böyle bir hava yok. Tam tersi oturdukları koltuklardan da o rahat yok koltuk. Böyle bir şey vardı. Bir stand-up vardı, hatırlıyorum. Galiba BKM yapmıştı. O Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonra arayıp tebrik ettiği koltuğu bırakmama şeyi. Abi bir oturan bir daha kalkmıyor. Bakalım, yani bu tüzük kurultayında da ön seçimle ilgili bir sürü şeyin sözünü vermişti Özgür Özel. Bakalım yapacak mı? Ben yapmayacağını hissediyorum.
Bugün Hürrem Elmasçı adıyla Soner Yalçın Oda TV'de çok güzel yazmış. Yani o Deniz Baykal'ın Bülent Tanlı'yı tutma hikayesini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı şekilde Berhan Şimşek miydi yanılmıyorsam oydu. Onu bir şekilde yani istediği yerde MYK'da olması için nasıl baskı yaptığını, ay işte kalbi kırılmasın genel başkanımızın, hadi geçirelim. Hep böyle ahbap çavuş ilişkileriyle. Dolayısıyla ben bu tabloya baktığımda bir yandan ekonomik tablo, bir yandan Türkiye'nin yüz yüze olduğu yani zorluklar, bir yandan adaletteki, hukuktaki bu tablonun vehameti, ben bir çıkış görmüyorum bu şekilde giderse. Yemin ediyorum. Gazeteci Murat Arel'in ihalesi sana geldi. Bunları ben bilmiyor muyum zannediyorsun? Yalan mı? Yalansa çık yalan de. Hadi. Kabul ettin sonra. Yemedi medyaya düşerim diye. Almadın ihaleyi. Cinayet senin branşın. Tekrar kabul ettin. Murat Arel'i öldürmek için faaliyete geçtiğini biliyorum. Hangi vekilin sana bu işi ihale ettiğini de anlatacağım. Bir dahaki videoda. Görüşmek üzere kardeşlerim. Pornografik görüntüler var içinde. Murat Arel bana da yollamış. Mahsun Kurucay Kumpasları adında bir hesap. Hesap adım kararıyla fake, yeni açılmış. 79 tane takipçisi var. Ağustos 2024'te yani yeni açılmış. Burada arka arkaya yüklenmiş bir videolar var. Muhtemelen göreceksiniz. Birileriyle ilgili bir pornografik paylaşımlar yapılıyor. Bir takım isimler veriliyor. Fakat daha önemlisi en sonunda gazeteci Murat Ağırel'le ilgili bir infaz ihalesi açıldığını, bu bahse konu şahıslardan birinin de infaz ihalesini aldığını söylüyor. Yani Murat Ağırel evet hedefte olan bir isim. Daha önce de birçok defa buna ilişkin saldırılara uğramıştı. Gözaltına alındı, o oldu, bu oldu. Fakat yani bu kadar göz önündeki bir gazeteciyle ilgili bir milletvekilinin ihale açması iddialı olan o, arkasından da ihaleyi bir şahsın alarak bu infazı gerçekleştireceğinin ifşa edilmesi olacak iş değil. Ali Yerlikaya'nın bence acilen bu şahsı tespit etmesi ve gereğini yapması gerekir diye düşünüyorum. Değerli kardeşlerim, benim böyle durmalar, ölüm bunlar kolpacı, sahtekar bunlar. Bize ölüm şeref, vallahi şeref, billahi şeref. Bize cezaevi şeref, bize gülmek şeref. Bu vatanın delisi olan kardeşleri, bu vatanın fedaisi olan kardeşleri, bu vatanın serden geçtisi olan kardeşlerim. Bunlar benim psikolojimi bozmak için böyle hep geliyoruz gidiyoruz. Lan bırak! Gel de gel öldür lan! Niye Lassız Hoca'nın böyle, ben şiirlerini çocukluğumdan beri çok okurum. Okuduğumda bunu çok etkiler. Böyle gece duamı ederdim. Sonra beyaz atın üstüne hayal tabii binerdim çocukken. Tabii şiiri var. Şöyle der. Çakmalıdır kayalara korkunç türküler. Girmelidir gövdelere çelik süngüler. Sert dipçikler ezmelidir nice başları. Ecel kuşu ayırmalı arkadaşları. En yiğitler serilmeli en önce yere der, devam eder gider. Kardeşlerim, çocukluğundan beri bu marşları okuyup uyumuş adamı ölümle korkutmayı düşünmek gerizekalılıktan da öte. Fındık kadar beyinleriyle cumhurbaşkanı olup ülke yönetmeye kalktılar. Allah'a emin olsun, intikamımı alacağım. Kızımın aynı alacağım. Bana ajan dediler. Unutmayın. Namusunuz yok lan sizin. Kahpesiniz lan siz. Dünyanın en büyük istihbarat ajanları yanımda yaşıyor, 10 tane koruma, hepsi yan yanayız. Ama arkada görüntü çıkınca nerede olduğunu tespit edildiğin internette bir program varmış. O ajanlar onu bilmiyordu değil mi? Ben de diyorum lan 2 günde bunlar nasıl öğreniyor, diğer diğer geziyoruz. Namusunuz yok lan sizin. Namussuzsunuz kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Turan'ı kuracağız. Yüce Allah'a emin olsun, Turan'ı kuracağız. Kendinize çok iyi bakın. Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim.